Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz Gurbette Bir Gelin kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım inşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız elhamdülillah. İyi diyelim, iyi olalım. Bugünlerimize hamdolsun. Rabbim şükrümüze arttırsın. Amin. Bizi boyla dışarı çıktık. Yine hafta sonu. Klasiği malum. Kahvaltılık bir şeyler alacağız. Çocuklar daha yatıyor ve burada hava buz. Buz kesiyor arkadaşlar. O kadar soğuk ki anlatamam. Acayip şekilde çok soğuk. Klima açıktı o yüzden. Klima açık diye mi? 2-3 gün önce bir kar yağdı. Ondan sonra ben dedim hani kar yağdı mı hava yumuşar. Ama öyle bir şey olmadı. Sen ağzını da açayım. Evet, kuru soğuk var. Aynen öyle. Neyse, hayırlısı olsun. Kış mevsimi sonuçta. Olacak. Aynen öyle. Arkadaşlar şöyle bir durum var. YouTube belki bunu izlemişsinizdir. Çoğu kanallar videosunu yaptı. Ben de bahsetmek istiyorum. Çünkü sizlerden bana çok yorum geldi. Nasıl yorum geldi? Sizler beni uyardınız. Teşekkür ederim buradan hepinize. Uyaran arkadaşlara teşekkür ederim. Hiç üşenmeden gelip yorum bıraktılar, yazdılar. Emine bacım, ablam, sen de dikkat et. YouTube ya çektiğimiz videolara vergi ödeme yasası geldi. Önceden vardı arkadaşlar bu. Çok önceden de vardı. Evet, biz bunu biliyoruz. Evet, bilincindeydik. Hatta biz de kanalı açtığımızda yapmadık ama 3-4 ay, 5-6 ay sonra söyleyeyim. Aynen. Hatta bu farkındaysalar buradan 3-4 ay evvel bir ara reklam koymadıydık videolarımıza. Evet. Kağıt kürek işlerimiz vardı diye. Onları düzeltesiye kadar. YouTube'u açtığımız ilk günden itibaren vergi dairesine gidiyoruz. Vergi dairesine haber ediyoruz ve bize bir ayrı vergi numarası veriyorlar. Her şey o vergi numarasının üzerinden çalışıyor. Hı hı. Mesela biz böyle yaptık. Kendi gebeb ediyorlar yani iş açma kağıdı çıkarmadık. Durumumuzu biz anlattık. YouTube sayfamız var diye falan. Hı hı. Onlar da dedi çok basit dedi. Senelik dedi geçmiş gün 16.500 orayı senelik geçmedikçe dedi. Vergi numarasıyla dedi. Sene sonu mesela biz nasıl maaş kağıdı alıyoruz burada. Loan Abrechnung diyorlar iş yerinde. Verdikleri zaman işveren. Bize de Google'den bir maaş çıkıyor. Mesela aylık 100 lira, 200 lira, 300 lira, 500, 1000, 10.000 neyse kazanıyorsanız. Hı hı. Onu maaş kağıdımız gibi saklıyoruz. Sene sonu vergi doldurmaya gittiğimiz zaman orada kazandıklarımızı gösteriyoruz. Kaç para kazandık mesela diyelim 300 lira, 500 lira, 1000 lira neyse. Aylık olarak. Aylık olarak. Evet, aylık olarak. Sene sonu göstereceğiz. Hı hı. Topluyoruz bütün kağıtları sene sonu aynen, vereceğiz. Aynen. Vergimizi doldururken eğer 16.000 euroyu geçersek 16.500 euroyu bana dedikleri o zaman Kleingewerbe açmamız lazım. O da ne oluyor? Yani ufak bir iş yeri kurmuş gibi. Hatta bize sordular nerede, ne oturuyoruz, ne gidiyoruz, iş büronuz neresi gibisini her şeyi bize anlattılar. Dedik evdeyiz. Ona göre ev adresi falan verdik. Bu 16.500 euroya geçtiğimiz zaman vergi açmamız lazım. İşveren vergisi gibi. Kleingewerbe. Ona göre de her şey değişiyor haliyle. Ama biz o miktarın altında kaldıkça bir şey yok. Sadece sene sonu vergimizi doldururken bize bir ayrı vergi numarası verdiler. Vergi numaramız falan hepsi değişti. Ve yazdık sonucu yazdık yani YouTube'umuz var, ufak kanalımız var diye. Ve ona göre de bize yeni vergi numarası verdiler. Ve şimdi onu sene sonu ya da ay başı diyelim sene sonu birinci ayda vergi ikinci ayda doldurduğumuz zaman bu kağıtların hepsini vergi dairesine göstereceğiz. Bu kadar kazancımız vardı. Ona göre de kesintilerimiz ona göre olacak. Ve aldığımız bilgisayar, telefon bilmem ne. Bunları da vergiden düşebiliyormuşuz. Ben de bilmiyordum. Onlar bana hepsini söyledi. Hı hı. Mesela telefon diyelim 500 lira. Bunun vergisi ne içinden? 80 lira, 70 lira. Onlar hepsi düşüyor. Ama arkadaşlar şöyle bir şey sözünü balla kesiyorum. Bu telefon derken sadece video çekmek için kullandığımız aparatlar için arkadaşlar. Aynen. Keyfi aldığımız telefon ücreti değil. Ve ilk senesi bize anlatmaları böyle geçiyor. Diyelim ilk sene ben ne kazandım? Düz bir rakam olsun diye mesela 1000 lira kazandım. Bu 1000 liradan benim masraflarım neydi? İşte telefondu, kablosuydu, bilgisayarımdı ne oluyor? Hepsini bunları çekiyorlar.
Ne harcamışım ben? 800 lira harcamışım bu malzemelere. Yani benim o sene benim kazancım 1000 lira değildi. 200 liraydı. Çünkü 800 lirayı ben oraya harcamışım diye. Yani. Ondan gelecek sene sonralarda hepsi değişiyor haliyle. Aynen öyle. Yani kısacası bunun bilincindeyiz. Evet. Bazı arkadaşlar sormuş, YouTube'u kapatır mısın? YouTube'u kapatmayı düşünüyor musun? Öyle bir şey yok arkadaşlar. Çünkü vergi kaçakçılığı yapmıyoruz. Sonuçta vergimizi ödeyeceğiz, vereceğiz. Korkumuz olmadığı için tabii ki videolarıma devam edeceğim. Öyle bir söz Ve konusu değil. Sizi dediler %100 bulurduk. Nasıl bulurdunuz dedim. Eğer ki bildirmeseydik. Bildirmeseydik. Şimdi olmasa 1 sene sonra, 2 sene sonra, 3 sene sonra dedi %100 bulurduk. Çünkü para bize şeyden İrlanda'dan geliyor, Google'den. Almanya içi çıkmadığı için, yurt dışından geldiği için para otomatikmen diyor vergi dairesine haber gidiyor zaten. Ama şimdi değil diyor, 1-2 sene sonra. Ve YouTube'u açtınız dedi. Dedi 1 sene dedi, hatta 1 sene geçkin dedi. Kendiniz dedi söyleyebilirsiniz yani. 1 sene evvel açtıydım, bilmiyordum, yeni duydum falan diye diyor. Cezası falan hiçbir şey yok 1,5-2 seneye kadar. 1,5 seneye kadar. Şimdi arkadaşlar, bu İbo'nun dediği artık bize öyle söylendi. Artık sizin bulduğunuz ülkede, şehirde nasıl işler gidiyor, kanunlar nasıl orada? Onu bilemem. Bir şey diyemeyiz. Belki sizlere farklı söylerler. Bizlere bu tür söylendi. Aynen. Onu da söyleyelim. Yanlış anlaşılma olmasın. Bunu da videomda söylemek istiyorum, hatırlatayım. Aynen. Çünkü masa başında duranlar farklı insanlar. Tabii. Kimisi yani. Ve kesintimiz de ona göre de şu. Mesela benim kazandığım senelik brut dedikleri para, eşimin aldığı emekli parası ve YouTube'dan aldığımız para hepsi bir kasaya giriyor. Ona göre de sene sonu kesinti olur. Kesinti olacak. Hı hı. Mesela 3 aydan 3'e mesela ben bir miktar zaten geri ödüyorum şeye, vergi dairesine. Evet. Bunu da diyecekler 3 aydan 3 aya mesela bana 300-500 her ay geri ödeyeceksin kardeşim diyecek bir sene boyunca. Öbür seneyi de ona göre hesaplayacaklar yani, birden yüklenmiyorlar. Aynen. Bir de şöyle bir şey arkadaşlar, bu olacak şey, vergimizi ilk defa bu sene vereceğiz. Çünkü benim kanalım daha çok yeni. Bir seneyi daha yeni doldurdum. Yani 2020'nin birinci ayında ben para kazanmaya başladım. Yani tam bir sene oldu. O yüzden ne olup ne gideceğini de bilmiyoruz. 6-7 ay önce devletin bize söylediği konuyu size anlattık. Onların söylediklerini. Aynen. Şimdi ne kadar miktar ödeyeceğimizi de bilmiyoruz. O şeyde belli olacak, vergimizi doldurduğumuzda. Muhasebeciye gidiyoruz. Hı hı. Onu da hemen bulamadım. Bir arkadaş var, Allah razı olsun, onunla yapıyoruz zaten her sene. Evet. Bakalım ne çıkacak bu sene. Bakalım, hakkımızda hayırlısı Rabbim. Hayırlı. Helalinden hayırlı. Bol kazançlar versin inşallah. Ağız tadıyla yemeği nasip etsin Rabbim. Sonuçta bizler de emek veriyoruz. Sizler de görüyorsunuz arkadaşlar. Gittiğim yerlere sizleri götürüyorum. Hastaneydi, evdi, parktı, alışverişti. Çünkü video çekmek de kolay, basit bir şey değil. Aynen. Neyse, gelelim şimdi biz asıl meseleye. Meseleye. Ben geçen bir şeyler hazırlamışım. Kendi üstüme İskender yaptıydım. Çocukların da bu çok hoşuna gitmiş. Hı hı. Ve tutturdular baba gene yapar mısın diye. Şimdi gene kasaba doğru gidiyoruz. Ama cidden ben hep eti hep kavururum. Şeyle, mantarla kavururum. Ama sen öyle yaptığın için çok beğenildi. Bir kere daha yapmıştı ama bu tür yapmamıştı. Şimdi çocuklar tekrar istedi. O yüzden biz şimdi kasaba geldik. Hep beraber kasaba girelim. Bilmiyorum, bakalım belki orada da çekim yapabilirim. Aynen. Hadi bakalım. Hadi gidelim. Gidelim. Eşas edize kalite kalite. Çok soğuk hava. Kalite kalite. Bakalım bir kasabımız kalabalık mı? Aynen, bir kişi var. Tamam. Selamun aleyküm. 14 Seni buzdolabına hiç atmasaydım. Direkt dışarıda bırak. Nasılsın abi?
Önce biraz kafayan gitsin diye böyle konuşalım. Hoş bulduk. İyiyim çok şükür, sizi sormalı. Allah şükür, neredesin abi? Abi sen nasılsın? Hoş bulduk. Abi et alacağız. Kavuk balık hangisi? Hayır, ama bütün alacağım. Bana bütün gün kesici. 2 kilo. 2 kilo? Yes. Ne abi? Para düştü. Tamam abi. Biz 6 şey 8 dedik ama 7 olsun. Hangisinden aldın İbo? Aha da şundan aldım. Tamam. 9.50 kilosu. Sen tam bir şey istiyor musun Hatta? Evet ya, benim kıymam da yok. Tamam abi. Sen kıyma da ver bize. Ne kadar olsun abi? 4-5 kilo benim. Ne diyor? 5 kilo. Dana olsun ama evet. Elhamdülillah, iyi olmaya çalışıyoruz. Çok şükür bu halimize. Sizler de iyisiniz. Çok şükür. Uğraşıyoruz İsmail abi. Zaten İsmail abi uğraştırıyor seni. Soğuk abi, kuru soğuk. Bir kilo da tavuk göğsü alabilir miyim? Varsa eğer tavuk göğsü 1 kilo. 1 kilo. 2 tane sanırsam. Evet. Tamamdır. Bu tamam. Kadarmış. Bizler eve geldik ve İlknur sofrayı evet çöpte çıktı. Sofrayı kurmuş biz gelesiye kadar hazır etmiş. Ay bu ışık niye böyle renkli oldu? İlknur ayarlasana şu ışığı. Böyle yumurta. Öyle mi? Böyle yumurta koymuş. Çayımızı demledi. Ama daha olmadı çay. Çay bardaklarını ayarladı. Şimdi ben de yardım edeyim. Şöyle şunları hazırlayalım hemen. Sen ne yapıyorsun İbo? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Nasıl? Ben de seni çekiyorum. Bakayım nasıl Allah'ım kesiyorsun. Valla kesiyorum. Başka bir şey öneriyorsan onu da deneyebilirim. Evet. Sofrada İbo'nun görevi böyle ekmekleri kesmek değil mi İbo? Aynen. Kırıntılar da burada kalıyor. O da benim hakkım gene. Aynen öyle. Hadi kolay gelsin sana. Sağ olasın, ay, sağ olasın. Yoksa pizza mı yapacağız? Pizza. Ya. Pizza yapacağız ondan. Evet, şöyle yemek masamızı topladık. Kahvaltıdan kalktık. Tabii ki mutfağımızda toplandı. Bulaşıkları makineye koydum. Şuraları toparladık. Şimdi bakalım sırasıyla işlere devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Bu konuşmamdan önceki izlediğiniz video cumartesi gününe ait. Yani aradan bir 4-5 gün geçti ve ben videomu devam ettiremedim. Ne yazık ki. Bugünlerde 1-2 haftadan beri kendimi çok bitkin hissediyorum. Çok yorgunum. Videolarımı yapmak istiyorum ama yapamıyorum. 1-2 yemek çekiyorum ve gerisi gelmiyor. Bilmiyorum nedendir. Hani ayağa kalkıyorum, bir şeyler yapayım istiyorum ama elimde, ayağımda, bacaklarımda derman yok. Dermanım kesiliyor, çabuk yoruluyorum. Evin içinde dahi öyleyim ve son bir haftadır hep
hep yatıyorum, dışarıda çıkamıyorum. Eşim dışarı çıkalım diyor, çocuklar dışarı çıkalım diyor ama dışarı çıkmaya dermanım yok, halim yok. O yüzden hep yatıyorum, hep yatıyorum. Affedersiniz yani, dediğim gibi evde dolaştığım halde, yani dolaşma derken lavaboya falan giderken, mutfağa girerken bile çok yoruluyorum, kesiliyorum. Ve çokça, sanki bu dönemlerde çok duygusalım, çok ağlıyorum. Durduk yere ağlıyorum, garipsiyorum. Çok kırılganım, çok güceniyorum, çok çabuk bir şekilde kendime anlam veremedim. Şu an konuşmakta bile güçlük çekiyorum. Ve dün eşime söyledim, belki aydınlarım düşük diye, yani demir vitaminim. Onun için kendime ilaç aldırdım. Doktorum söylemişti, yani kullandığım ilacı biliyorum. Demir vitamini aldım şurup halinde. Sabah akşam onu içiyorum. İnşallah şifasını bulurum. İnşallah derman olur. Tabii ki başta Allah, sonra artık ilaçlar diyoruz. İnşallah derdi veren Rabbim dermanımı da verir. Tüm hastalarıma da Rabbim Şafi ismini şifalar versin. Böyle yani arkadaşlar, videolarıma devam edemiyorum. Çok istiyorum. Ben, biliyorsunuz benim, beni tanıyın videomda ben bunlardan hep bahsettim size. Ben evet yorgun düşüyorum, hastayım. Bu videolara, bu YouTube sayfasına girmemin nedeni birazcık ayağa kalkıp hareket etmek. Sizlere video çekip bir nevi kendimi harekete teşvik etmek. Evet ama ben artık eski gücümü, eski enerjimi bulamıyorum kendimde. Artık inanır mısınız, yemek de yapamıyorum. Evet, yemek yapamıyorum, pişiremiyorum. Hani siz diyordunuz ya bana, Emine Hanım sen kendini çok yoruyorsun. Kendine hiç vakit ayırmıyorsun. Ve arkadaşlar işte o öyle olmuyor. Keşke hani en ufak bir kendimi iyi hissettiğim zaman bile ayağa kalkıp mutfağa girmek istiyorum. Evet, çünkü o ayağa kalkıp mutfağa girip yemek pişirmek bile, hareket etmek bile bana çok iyi geliyor. Ama artık ben onu da yapamıyorum. Konuşurken yoruluyorum. Şimdi evim çok dağınık, mutfağım çok dağınık ama önceden olsa içim içimi yerdi. Yapmak için şey yapardım, hani böyle mücadele ederdim. Ama şimdi var, yine var. Yapmak istiyorum, görüyorum. Bir de öyle bir huyum var ki ben evi böyle görmek istemiyorum. Tabii ki iş bir yana kalsın, başta sağlık, ama işte ben de psikolojikmen her yeri derli toplu görmek istiyorum, toplamak istiyorum ama artık güç kalmadı ki videolarıma da devam edemiyorum. Ne zaman kameraya alsam bir türlü çekemiyorum, olmuyor. Ve Instagram'dan, YouTube sayfamdan beni soruyorsunuz, hayırdır? Artık sizler de beni öğrendiniz arkadaşlar. Videolarım biraz gecikti mi, hasta olduğumu anlıyorsunuz ve ilk sorduğunuz Emine Hanım yine mi rahatsızsın, bacım neyin var diye bana öyle yorumlar geliyor. Ve dua gönderiyorsunuz. Rabbim hepinizden razı olsun. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar, rahatsızım. Ben bir iki video öncesinde de bahsettim. Ben bu dönemlerde kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Vücudumda su, şu an su yok vücudumda. Demiştim, idrar hapını yükseltti doktorum, aldığım su hapını, ödem hapını yükseltti ve şu an rahattım. Nefes alıp vermem de rahat ama ben kendimi iyi hissetmiyorum. Çok yorgun, bitkin, halsiz, resmen kemiklerimin içi ağrıyor, etlerim ağrıyor, acıyor, sızlıyor. Öyle bir ağrı var vücudumda. Yataktan hiç çıkmak istemiyorum ve öyle de yapıyorum. Yataktan da çıkamıyorum. Bakalım, inşallah bugünleri de geçireceğim, atlatacağım Allah'ın izniyle. Ve geçen hafta ben
Bir sikop ömrüm için bir ilaç alıyordum biliyorsunuz aylık. Diğer ay alamamıştım. Geçen senenin son 1-12. ayında alamamıştım. Sigorta karşılar karşılamaz diye ama geçen hafta, evet geçen hafta Perşembe günü ben hastaneye gittim ve damar yoluyla o ilacımı aldım arkadaşlar. Beni ameliyat eden doktorum sigortan karşılasa da karşılamasa da gerekirse biz mahkemeye falan vesaire veririz. Yani bu ilacı illaki alman lazım. Böbrek için, yani ömrüm için almam lazım. Çünkü dediğim gibi böbreğin durumu iyi değil. Ve bana kremi soruyorsunuz. Ben haftalık kontrollere gidiyorum. Benim krem arkadaşlar bir hafta 3.3 oluyor. Diğer hafta kan veriyorum 3.8 oluyor, 7 oluyor. Yani 3 ile 4'ün arasında gidip geliyor. Bakalım hakkımızda hayırlısı. Öyle yani, o ilacımı da aldım şükür. Acaba şey diyorum, hani diğer ay, geçen sene 12. ayda bu ömrüm için ilacımı almadım. Yorgunluğum, dermansızlığım ondan mı bilemiyorum. Hastanedeki ameliyat doktoruma anlattık geçen ilaç almaya gittiğimde. Ben her ilaç aldığımda orada kan alınıyor benden ve doktoruma anlattık. Ben iyi değilim, yürüyemiyorum, gezemiyorum, artık çıkamıyorum. Çok dermansızım söyledim. Doktorum kan aldı ama Perşembe gittim, hemen hemen bir hafta olacak ve daha kan değerlerimin neticesi de gelmedi. Bilmiyorum arkadaşlar, işte kendimce bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Dediğim gibi şeyi aldık. Neydi? Demir vitamini şurubu aldım. Onu kullanıyorum şu an. Bir kere daha kullanmıştım, iyi gelmişti. Bir iki gün sürüyor tabii etki etmesi ama inşallah faydasını görürüm. Bir de şey var arkadaşlar, iştahsızlık da var. Yeme kesildi kesinlikle. Yemek yiyorum ama sabahları ilaç alıyorum diye, genelde sabahları alıyorum ilaçlarımı. Bir parça ekmek yiyorum zorla, bir küçük bardak çayı da zorla içiyorum. Tamam, öğlenleri kesinlikle hiçbir şey yiyemiyorum. Akşamları da varsa bir çorba yiyorum, yoksa öyle yatıyorum. Açlık hissi hiç yok. Aç mıyım? Hayır. Yemediğim halde hiç açlık hissi de yok. Bilmiyorum. Bakalım, inşallah bu günleri de atlatırım Allah'ın izniyle. Öyle yani arkadaşlar, videolarım geç geliyor ve pörük pörçük geliyor. Eski günlerime dönmek istiyorum artık. Eskiden kamerayı elime aldığım zaman çok mutlu oluyordum. Yani çok sevinerek videolar çekiyordum. Hatta bu konuşmamın yerine ben sizlerle tiramisu yapacaktım. Tiramisu malzemelerimi aldım, mutfakta duruyor ama bir türlü yapamıyorum. Esasında tiramisu çok mu önemli? Tiramisu yapmasam da olur. Evet, yapmasam da olur. Ne olur ki? Yani ölür müyüz onu yemesek? Hayır. Ama burada benim maksatım sizlere video yaparak hem ben ayakta durmuş oluyorum, hem konuşuyorum, hem sizlere tarif vermiş olurum. Bir nevi kendime faydam oluyor arkadaşlar. Sizlerle paylaşıyorsam bana da fayda oluyor, moral oluyor. Bu bana öyle geri dönüyor. Ama ben onu da yapamıyorum. Dediğim gibi tiramisu'yu da yapamadım. Yani dedim en iyisi tiramisu'yu yapasıya kadar zaten yapamıyorum. En güzeli bir konuşma videosu çekip videomu kapatmak istiyorum. Arkadaşlar yani abonelikten çıkmanızı istemiyorum. Videolarım ara ara gelecek inşallah. Sadece kendimi toparlamak istiyorum. Cidden kendim iyi değilim. Benden haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar zilin sesini açın. İnşallah videolarım artık geç mi gelir? Zilin sesi dediğim yani YouTube sayfasındaki abone kısmındaki zil, videolardan haberdar olmak için. İnşallah videolarım gelir arkadaşlar. Şimdiden gelecek olan dualarınıza çok teşekkür ederim. Rabbim kabul etsin inşallah. Tüm hastalarımıza gitsin dualarımız inşallah. Rabbim kabul etsin. Böyle fazla da uzatmak istemiyorum. Çünkü cidden çok yorgunum, çok halsizim. Birazcık
sizlerle böyle karşısında geçip muhabbet edip size açıklamak istedim. Vergi olayını bahsettik videonun başında. Ta geçen hafta çektiydim onu. Ama daha başvurmadık. Yani başvurmadık derken bu hafta gideceğiz. Yani her şeyden haberdarız, biliyoruz arkadaşlar. Onu da söylemek istedim. Beni uyardığınız için de hepinize çok teşekkür ederim. Allah razı olsun sizlerden. Böyle arkadaşlar, ben burada videomu kapatayım. Beni buraya kadar dinlediyseniz, izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Gelecek dualara şimdiden amin diyorum. İnşallah en yakın zamanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hoşça kalın.